2025 yılı astrologlara göre aşk, sevgi ve evlilik yılı olacakmış. Var mı sizde ufak tefek kıpırtılar, başladı mı? Ben o hakkımı savdım diye biliyorum. Hayır yok. Yani şöyle yok. Bir şey yok diyemem ama dersem ayıp olur. Ama yani evlilik gibi bir şey düşüneceğim yok. Korkuyor musunuz evlilikten? Hayır, niye korkayım canım? Malın yarısı gidecek diye mi? Şimdi, ya kardeşim çıktı, benim de 500 milyon dolarım çıktı. Yok ki yani korkayım. Yok hayır, öyle bir şey yok. Yani ben evlenmekten niye korkayım canım? Yani evlilik güzel bir şey, kötü bir şey değil. Mukavele mi kötü sözleşme? Yok, öyle bir şey demedim ben. Sen dedin. Evleneceğiniz insan sizden bir sözleşme ve mukavele isterse, evlilik sözleşmesi çok popüler biliyorsunuz. Kim? Zaten, biliyorsunuz. Kim? Kimmiş o? Yeniden evlenirseniz yeniden baba olur musunuz? Yekten soruyorum. Biliyorsunuz. Kim? Zaten, biliyorsunuz. Kim? Zaten. Hiçbir fikrim yok bu konuyla ilgili. Hiç böyle bir şey düşünmedim. Hiç aklımdan bile geçmedi. Efendim, yeni bir sahne, yeni bir heyecan, evet. Yeni şarkı da çıktı. Evet. Hepsi yeni, her şey. Tepkiler alıyoruz şarkıyla ilgili. Çok güzel, müthiş yani, o kadar seviliyor ki. Yani ben şu ana kadar olumsuz hiçbir şey duymadım. Onun için de böyle bir şüpheleniyorum ya, niye böyle oldu? Hani normalde beğenmeyen de olur ama ben şunu söyleyeyim, ama yani gerçekten şarkıyı söylerken çok hissettik. Aranje ederken de, kaydederken de. Dolayısıyla o geçiyor bir şekilde, o samimiyet geçiyor insanlara. Dolayısıyla tahmin ediyorum, şarkı da çok güzel bir şarkı bu arada. Ben müzik yapmanın da çok zorlaştığı bir dönem aslında. Albüm çıkartmak için neredeyse bir servet harcamak gerekiyor artık. Yani düşünüyor musunuz bir albüm? Düşünüyorum. Ama düşünüyorum. Daha ucuz. Yani şöyle, evet, konuştuk geçenlerde, hatta Volga ile konuştuk. Bu albümün, şarkının da hem bestecisi hem aranjörüdür Volga Tamöz. Onunla konuştuk. Şimdi ben aslında 3 tane şarkım hazır. Şimdi bundan sonra Mart ayında ve Mayıs sonunda kısmetse çıkartacağım 2 şarkı daha hazır. Belki yaz sonu itibariyle bir albüm çalışmasına girebiliriz diye öyle bir düşündük, ama yani hakikaten yani mesele şey meselesi değil sadece, maliyet meselesi değil, sistem oradan uzaklaştı. Yani şarkı, bir tane şarkıyı veriyorsun, o işte listelere girecek diye bekliyorsun, şey oluyor yani, bir şekilde duyulsun diye bekliyorsun. Şimdi albüm yaptığın zaman bu sistemin içinde ne kadar yer bulacak? Onu biraz saptamak lazım. Ben açıkçası şu ana kadar sadece single üzerine yoğunlaştım. Son 3 senedir de öyle yaptım. Ama neden olmasın? Yani eskiden albüm yaparken çok keyif aldığımı hatırlıyorum, biliyorum. Bir albüm hazırlamak, bütünü hazırlamak, parçaları, puzzle'ları birleştirmek gibi bir şeydir. Bu duyguyu tekrar yaşamak istiyorum tabii. Siz sanatçılar hala klip çekmeye ısrarla devam ediyorsunuz ama klipleri yayınlayacağınız birkaç mecra dışında hiçbir yer kalmadı. Evet. Bunu da bir külfet olarak görüyor musunuz? Hayır, şöyle bir durum var. Biraz uzun vadeli düşünüyorum. Ben öyle çok da fazla hemen tüketilecek şarkılar yaptığımı düşünmüyorum. Kesinlikle. Dolayısıyla da uzun vadede, uzun zaman içerisinde birçok insan bu şarkıyı, belki bu geçiyoruz şimdi, birçok kişi duydu ama duymayanlar, atıyorum 2 ay sonra duyacak. Bazıları olacak 1 sene sonra duyacak. O zaman duyduğu zaman bunun klibini de görmek isteyecektir. Ben çünkü bununla ilgili çok güzel bir çalışmada yaptık, klip çalışması. İnşallah yakında onu da yayınlayacağız. Çok şarkıya yakışır. Görsel anlamda da çok yakışıklı bir klip oldu diyebilirim. Çok yakışıklı bir klip oldu. İnşallah izleyenler de çok sevecekler. Efendim, sizinkini bir anlamda... Bu biraz, özür dilerim, bu biraz zamansız bir şarkı. Zamansız yani şarkı. Bu şarkı eskiden de olabilirdi. Bence 20 sene sonra da yapılsa aynı etkiyi yapacak bir şarkı. Dolayısıyla çektiğimiz klip de aynı etkide bir klip olmalıydı. Bir manada o zaman geleceğe yatırım gibi görebilir miyiz biz sizi? Geleceğe yatırım değil, aslında dinleyene saygı olarak görebilirsiniz. Bunu görselleştirmek istiyoruz. Benim kliplerde çok dikkat ettiğim bir şey var. Mümkün mertebe çok da fazla hikayeyi büyütmüyorum veya çok şarkıyı köşelemiyorum. Ki dinleyen de
kendi kafasındaki hayaliyle birleştirebilsin. Kesinlikle. 2025 yılı astrologlara göre aşk, sevgi ve evlilik yılı olacakmış. Var mı sizde ufak tefek kıpırtılar? Başladı mı? Ben o hakkımı savdum diye biliyorum. Hayır, yok. Yani şöyle yok. Bir şey yok diyemem ama dersem ayıp olur. Ama yani bir evlilik gibi bir şey düşüneceğim yok. Korkuyor musunuz evlilikten? Hayır, niye korkayım canım? Yani evlilik gerçekten... Malın yarısı gidecek diye mi? Şimdi, onları soracaktım. Yani evlilik sözleşmeleri... Ya kardeşim, çıktı, benim de 500 milyon dolarım çıksa... yok ki yani. Korkayım. Yok yok, hayır, öyle bir şey yok. Yani ben evlenmekten niye korkayım canım? Yani evlilik güzel bir şey, kötü bir şey değil. Mukavele mi kötü sözleşme? Yok, öyle bir şey demedim ben. Sen dedin. Sen niye korkuyorsun, bunu da anlamadım. Yok yok, benim herhangi bir korkum yok evlenmekten, bir korkum yok yani. Evleneceğiniz insan sizden bir sözleşme ve mukavele isterse, evlilik sözleşmesi çok popüler biliyorsunuz. Kim? Kimmiş o? Yanlışır mısınız böyle bir şey? Ya ne yani, bilmiyorum, hiç aklıma gelmedi böyle bir şey. Yani ne ben evleneceğim kadından böyle bir şey, herhalde istemem diye düşünüyorum. Ama belli de olmaz. Ben genelde açık kapı bırakayım da. Herhalde karşımdaki de benden istemez. Ama istenirse, karşılıklı böyle bir şey düşünürse de yapılır yani, bilmiyorum. Yapıyor mu herkes bunu? Vallahi bilmiyorum. Şu anda çok popülermiş efendim. Özellikle popüler 2000, mi? Evet evet, 2024 yılında çiftlerin hemen hemen %70'i bu yolu tercih ediyormuş. Tamam, demek ki başımız ağrımasın diye. Siz evlilikte de aşkta da çok tecrübelisiniz. Evlilik aşkı öldürür mü sizce? Ne biçim konuşuyorsun evlilikte de aşkta da? Ben nerede tecrübeyim şunu şurasını? Şimdi önümdeki 50-60 yıl içerisinde inşallah bir tecrübe kazanırım diye düşünüyorum. Evlilik aşkı öldürmez. Zaman aşkı öldürür mü onu bilmiyorum. Bak, bu başka bir soru olabilir. Aşk duygusu eğer başka bir şeyle, yani aslında aşkı nasıl tanımladığınızla alakalı bir şey. Her gün aşık olabilme imkanı da var. Eğer bu sağlanamıyorsa aşk sekteye uğruyor. O zaman da sorun yaşanıyor diye düşünüyorum. Yeniden evlenirseniz yeniden baba olur musunuz? Yekten soruyorum. Hiçbir fikrim yok bu konuyla ilgili. Abi, yani hiç ya, böyle bir şey düşünmedim. Hiç aklımdan bile geçmedi. Ama yani hayatın bize ne getireceğini bilemezsin. Şimdi ben bir şey söylersem yarın öbür gün ne yaşayacağımı bilmediğim için ya yalancı konumuna düşersem, böyle bir şeyden her zaman imtina ettim. Şimdi de ediyorum. Hiç öyle bir düşüncem şu anda yok demekle yetiniyorum. Ben bugün dünya 13 Kasım, dünya iyilik günü. Bugün insanlık için ne yaptınız? Buyurun. Güzel. Bütün arkadaşlarıma sarıldım. Çok fazla sizi yormak istemiyorum. Herkes iyilik günü kutlu olsun. İyilik yapın, iyilik yapın, iyilik yapın. Kendiniz iyi olmak için iyilik yapın her şeyden evvel. Bu çok önemli bir şey. Bunu madem açtın söyleyeyim. Hiçbir şey, insanlara kötülük yap... Ben kendi tanımımdan bahsedeyim. İnsanlara kötülük yapmamak iyi insan olmak için yeterli bir sebep değildir. İyi insan olmak için iyilik yapmak gerekir. Ayrıca iyi, yani kafaca, psikolojik olarak, mental olarak ve fizik olarak da iyi olmak için, iyi bir hayat sürmek için de iyilik yapmak gerekir. Bu sözüme benden küçük olanlar inansın, güvensin. Büyükler de umarım biliyorlardır zaten. Evet, oranların azalmasının sebebi nafaka, ömür boyu nafaka vermek zorunluluğu falan. Sizce erkeklerin bu durumda bir şeyi var mıdır? Ama ben şu an... Erkekler mağdur oluyor mu demek istiyor? Yani ömür boyu nafakaya mahkum olan erkekler sizce ömür boyu nafakaya mahkum olan erkekler mağdur olmuyordur da, Türkiye'nin şartları doları bir anda başka bir boyuta taşıdığı için eğer dolar bakımından eğer bu anlaşmayı yaptıysan o zaman sıkıntı oluyor. Yoksa ben herhangi bir erkeğin gerçekten çocuğunun nafakasını, çünkü bu nafaka bildiğim kadarıyla çocuk için verilen bir nafakadır. Dolayısıyla bunun sakınacağını düşünmüyorum. Eğer hele başta böyle bir anlaşmaya imza attıysa, ama yani dolar aldı başını gittiyse de yani bunu bir oturup düşünmek lazım. Evet, bazen öyle bir şey olmuştu yani. Aklıma o geldi galiba. Siz nafakanızı dolar olarak mı? Ben nafaka ödemiyorum. Ödemiyorum. Peki. Çünkü biz her şeyi bölüştük. Yani bütün yani hemen hemen mal varlığımızı da bölüştük. Ayrıca çocukların bütün masraflarını da bölüştük. Kaldı ki biz çocuklara zaten bir şeyler yapmak için onların hayatlarını biraz daha kolaylaştırmak, onların işte okullarını güzel yerde okumasını, iyi eğitim almalarını, iyi yerde spor yapıp iyi spor yapmalarını sağlamak için
adeta birbiriyle yarışan bir karı kocayız. Eski karı kocayız daha doğrusu. Dolayısıyla hiç böyle bir sıkıntı olmadı. Bugüne kadar olmadı. Bugünden sonra da olacağını zannetmiyorum. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.